Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, bu yıl ilişkiler, evlilik ve ailevi konularda çok kadersel bir yıl. Önemli kararlar verebilirsiniz. Hayatınızda önemli adımlar atabilirsiniz. Ay düğümleri akrep ve boğa burcunda olacak yıl genelinde ve tabii ki tutulmalar da bu burçlarda olacak. Nisan, Mayıs ayı, Ekim ve Kasım ayı tutulma aylarımız ve tutulmalar hayatımızda önemli kapılar açar. Kendi irademiz dışında da olabilecek kadersel etkilerle hayatımızda güçlü dönüşümlerle karşılaşırız. Ve Uranüs Boğa burcunda 7. evinizde ilerliyor. Özellikle ilişkilerle ilgili yıl genelinde sürprizlere hazır olmakta fayda var. 30 Nisan'daki Boğa burcundaki tutulma Uranüs etkili ilişki evinizde yeni kapılar açabilir. Özellikle uzun süreli ilişkileriniz, evlilik gibi konularda önemli adımlar atmanız mümkün. Evlenebilirsiniz bu yıl. Evlilik kararları verebilir, evlilik teklifleri alabilirsiniz. Ortaklıklar da kurabilirsiniz. Çok önemli ilişkiler, arkadaşlıklar da kurabilirsiniz. Ve bunlar gerçekten hayatınızda çok kalıcı olabilir veya hayatınızın gidişatında çok önemli etkiler getirebilir. Böyle bir dönem, özellikle Nisan-Mayıs dönemi. Uranüs etkili olduğu için bazı sürprizler de olabilir. Yani bazı ayrılmalar da olabilir. Karşınızdaki kişilerin beklenmedik tavırları, istekleri olabilir. Sürpriz ilişkiler, sürpriz tanışmalar, sürpriz ayrılmalar da olabilir. Bunların tabii ki sizin hayatınızda, hani yaşam alanlarınızda, kariyerle ilgili alanlarınızda da önemli etkilerin olmasını bekleyebiliriz. Yılın ilk başında Venüs Oğlak Burcu'nda gerileyecek Ocak sonuna kadar. Venüs Oğlak Burcu'nda gerilerken genel olarak ilişkilerde, ticari konularda, parasal konularda çok önemli kararlar vermemek gerekiyor. Bunun için biraz beklemek, izlemek, şartları sorgulamak daha doğru. Süregelen bazı ilişkilerinizi, bazı anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi gözden geçirebilirsiniz tabii ki. 5 Şubat itibariyle gerileme bitiyor ve daha rahat harekete geçmeye başlıyoruz. Bu süreçten sonra zaten Mart ortalarına kadar Venüs Oğlak Burcu'nda, ardından Kova Burcu'na geçecek. Ve Mart ortalarından itibaren devam eden bir süreçle Nisan ve Mayıs'a kadar olan dönem, ev, aile, yuva konularında daha yapıcı gelişmeler olabilir sizin için sevgili akrepler. Ve gezegeniniz Mars bu yıl çok önemli bir harekette bulunacak. Mars uzun süre İkizler Burcu'nda, Ağustos ortalarında geçiş yapıyor. Yıl sonuna kadar İkizler Burcu'nda, ancak bu yıl retrosu var. 31 Ekim'le beraber retroya geçecek, yılın son iki ayında da gerileyecek. Özellikle Mars neredeyse, enerjiniz orada tabii ki. 8. evinizdeki Mars geçişi yılın ortalarından itibaren, Ağustos ortalarından itibaren daha fazla para mücadelesi anlamına geliyor. Bu ilişki dinamiklerinizle de bağlantılı olabilir. İşbirlikleri, eşin parası, ortağın parası, bazı yatırımlar alanında Mars etkisi 8. evinizde. Ama bazı krizlerle de gelebilir burada Mars. Hayatınızda işte maddi krizler olabilir, ilişkilerle ilgili krizler olabilir, sağlıkla ilgili problemler olabilir. Ve Mars'ın buradaki etkisi parasal mücadeleleri daha yoğun hale getiriyor. Parasal dönüşümler açısından, hani beklediğiniz, hani örneğin ihtiyaç duyduğunuz paraları arayışta bir borçlanma konusu, bir kredi olabilir ya da uzun süredir beklediğiniz, gelmesini beklediğiniz paralar olabilir. İşbirlikleri ya da ilişkilerle birlikte hak edişleriniz olabilir. Hani buralarda da tabii ki bu yıl Mars geçişi mücadeleleri arttırıyor. Bu geri dönüşler açısından özellikle Ağustos sonları, Eylül sizin adınıza daha verimli olabilir. Bazı hak edişlerle, parasal hak edişlerle karşılaşabilirsiniz. Mars retroları daha sıkıntılı tabii ki. Bir yandan sizin yönetici gezegeniniz enerjinizi düşürebilir. Aynı zamanda da bazı aksilikler, karışıklıklar getirebilir. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında tutulma dönemi, aynı zamanda Ekim sonu ve Kasım, 8 Kasım Akrep Burcu tutulması sizi çok önemli bir şekilde etkiliyor. Gezegeniniz Mars geriliyor. Bu dönemde parasal kayıplar olabilir. Bu dönemde bazı sağlık sorunları olabilir. Sağlıkla ilgili tabii ki parasal ihtiyaçlar artabilir. Kendinize dikkat etmekte fayda var. Genel olarak hani bağışıklık sisteminizi güçlü tutun yıl genelinde. Dolaşım sisteminize dikkat edin. Genel olarak bir şekilde Uranüs etkisi de olduğu için sinir sistemi,
burada önemli olabilir. Dolaşım sistemi zaman zaman çok problemli olabilir. Mars da ikizlerde hareket ederken böbreklere dikkat etmek gerekiyor, cinsel bölgelere dikkat etmek gerekiyor. İdrar yolları enfeksiyonlara, böbrek problemlerine daha açık olabilirsiniz. Bulaşıcı hastalıklar daha çok sizi zorlayabilir. Ameliyatlar, kazalar özellikle gündemde olabilir. Ameliyat ve operasyonlara tabii ki Mars retrolarında önermiyoruz. Yani Kasım ve Aralık'ta bu tarz konulardan mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var. Ama öncesinde bir operasyon ve sağlıkla ilgili bir uygulama gerekiyorsa bunu Ekim sonuna kadar olan dönemde yapabilirsiniz tabii ki. Bunların hani sizi şifalandırıcı olumlu etkileri de olabilir. Evet, para konularına dikkat ediyoruz. Sağlığımızla ilgili konulara dikkat ediyoruz. Özellikle yılın son ikinci yarısında, son 3 aylık döneminde bu konulara daha ciddi yaklaşıyoruz sevgili. Sevgili akrepler, Satürn bu yılda geçen yıl olduğu gibi Kova burcunda olacak ve sizin 4. evinizde olacak. Sabit burçlar bu yıl doğal olarak çok etkileniyor. Siz de en fazla etkilenen burçlardansınız. Zor bir yıl olabilir. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Destekleriniz de var, güzel etkiler de var. Ancak zorlayıcı etkiler de var. Bunlardan biri de Satürn 4. evinizde ilerliyor. Uranüs zaten tam karşınızdan geçiyor. Tutulmalar burcunuzda. Ailevi konularda sorumluluklarınız artabilir. Zaman zaman aile konularında ebeveynlerle ilişkilerinizde biraz hani kısıtlamalar hissedebilirsiniz. Zaman zaman aileniz, anneniz, babanızın beklentileriyle kendi özel ilişkileriniz arasında çatışmalar olabilir. Mesela eşinizle aileniz arasında olabilir ya da eşinizin ailesiyle ilgili sorunları olabilir. Hani biraz gerçekten zaman zaman çok depresif etkiler artabiliyor. Özellikle özel hayatınız, aile ve yuva ilişkilerinde. Ebeveynlerin sağlıkları zorlanabilir. Onlarla daha fazla ilgilenmeniz ve sorumluluklar almanız gerekebilir. Şubat ayına dikkat etmek gerekiyor. Şubat ayında böyle bir gündeminiz olabilir. Yine Mayıs ayı ve sonra Kasım ayı dikkat çekici gelişmeler olabilir ailevi konularda. Bu yıl evlilik veya ayrılıkla ilgili olarak bir yerleşim alanınızda da bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Yani bir taşınma konusu, yer değişimi konusu olabilir. Veya ev almak istiyorsunuz, bir mülk almak istiyorsunuz. İşte bununla ilgili bir yatırım yapabilirsiniz. Özellikle Mars'ın da ikizlerde hareket edeceği Ağustos sonlarından itibaren bir kredi alarak bir yatırım yapabilirsiniz. Mesela Ağustos sonu, Eylül, Ekim başları olabilir. Ama Mars'ın retro olduğu dönemde böyle bir borçlanma ve kredi almayı önermiyoruz. Son 2 ay değil ama öncesinde bir mülk alımı için bir kredi, borçlanma söz konusu olabilir. Uygun şartlarda da karşınıza böyle bir fırsat çıkabilir. Bunun yanı sıra özellikle ailedeki olgun kişilerin sağlıkları zaman zaman işte anne baba onlar sizi zorlayabilir. Onlarla fikirsel tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sizin de genel sağlığınızı Satürn etkisi zaman zaman zorlayabilir. Kendinize dikkat etmekte, gereken önlemleri almakta, kendinizi çok yormamakta yıl genelinde fayda var sevgili akrepler. Sevgili akrepler, biraz da şanslı ve güzel etkilerden bahsedelim. Evet, şans gezegenimiz Jüpiter bu yıl 2 burçta olacak. 11 Mayıs'a kadar sizin için de çok güzel olan Balık burcunda hareket edecek. 5. evinizde bir Jüpiter geçişi var. Bu özellikle hayatın keyifli yanlarını, eğlenceli yanlarını daha bir aktif hale getirebilir. Aşk, romantik konular, çocuklarla ilgili keyifler olabilir. Jüpiter burada gelişme imkanları verebilir. Şansa ihtiyaç duyduğunuz alanlarda da evet şanslar da verebilir. Özellikle dikkat çekici zamanları Mart sonları ve Nisan ayı. Jüpiter'in burada çok aktif olduğu dönemler. Kalbiniz boşsa aşık olabilirsiniz tabii ki. Jüpiter Venüs'le, Neptün'le birleşecek. Mart ayında, Nisan ayında çok güzel destekleri var. Nisan'ın ilk haftası Jüpiter'in Plüto'yla çok güzel bir açısı var. Ardından 5-15 Nisan arası Jüpiter Neptün'le birleşiyor. Hayal gibi bir aşk karşınıza çıkabilir. Hayallerinizdeki prense kavuşabilirsiniz, prensese kavuşabilirsiniz diyelim. Yani burada çok romantik etkiler var. Çok olağanüstü bir etki var. Çok güzel etkiler var. Yani özellikle bu Mart
ve Nisan ayında karşınıza çıkan kişilere dikkat edin. Bunlar hayatınızın aşkı da olabilir. Bunun yanı sıra aşk dışında hamilelik, doğum, çocuklarla ilgili çok keyifli etkiler var. Çocuklar sizi çok mutlu edebilir, çok sevindirebilir. Hani onlarla ilgili hayal ettiğiniz bir şeylere kavuşabilirsiniz örneğin. Yani çocuklarınız okulda başarı kazanabilir, evlenebilir, çocuğunuzun çocuğu olabilir. Yani böyle güzel etkiler olabilir. Yaratıcı etkileriniz var. Sanatla uğraşmak için mükemmel bir yıl. Bir hobi edinin, yeteneklerinizi geliştirin. Eğer bir sanatçıysanız zaten muhteşem eserler ortaya çıkarabileceğinizi söylüyor. Hatta böyle yeni bir tarz, bir ekol bile yaratabilirsiniz. Yani bu yıl özellikle dikkat çeken dönemler Mart, Nisan hatta Mayıs'a kadar sürebilir bu etki. Olağanüstü, ilginç ve çok güzel etkiler var. Sanatçıysanız, sanatla ilgili bir işte çalışıyorsanız, medya olabilir, basın olabilir, sinema, film sektörü, müzik, dans, resim, fotoğraf. Yani buralarda böyle çok hoş, ilginç enerjiler var. Yaratıcılığınız artıyor ve siz yeteneklerinizle çok dikkat çekebilirsiniz. 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Koç burcuna geçecek. 6. evinize geçecek. Bu da zaten hani günlük hayatınız, iş hayatınız demek. Mesleki anlamlarda Jüpiter Koç'ta fırsatlar verebilir ve Koç'ta daha girişken olabileceğinizi gösteriyor. Daha bireysel anlamda yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz işleri yapma konusunda inisiyatif alabilir, harekete geçebilirsiniz. İş konularında girişken olabilirsiniz bu dönemde. Tabii ki çalışma koşullarınızda da bazı rahatlamalar, gelişme fırsatları getirebilir Jüpiter. Hepinize mutlu, sağlıklı, başarılı bir yıl dilerim. Yeni yılda yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.